Merhaba arkadaşlar. Modern atom teorisinde manyetik kuantum sayısından bahsedeceğiz bu videomuzda sizlerle. Dolayısıyla burada e, orbitalleri tanımlamak için kullandığımız kuantum sayılarından manyetik kuantum sayısının ne anlama geldiğini, hangi değerleri aldığını öğreneceksiniz. Gelelim 3. kuantum sayımıza yani manyetik kuantum sayısına. Şimdi baş kuantum sayısı orbitalin büyüklüğünü verdi. Açısal momentum kuantum sayısı ile orbitalin şeklini verdi. Manyetik kuantum sayısı ise bize orbitalin uzaydaki yönelimini belirtiyor. Orbitalin uzaydaki yönelimini belirten kuantum sayısıdır. Çünkü şöyle yapayım. Mesela biz P türü orbitalin şöyle papyon şeklinde olduğunu söylemiştik. E burada elektronlar var. Başka elektronlar tarafın elektronlardan etkilendiğinde ya da bulunduğu manyetik alandan etkilendiğinde bu p türü orbital x y z düzlemine yönelebiliyor. İşte manyetik kuantum sayısı bize kaç tane yöneliminin olduğunu veriyor. Diğer bir deyişle manyetik kuantum sayısı alt enerji seviyesinde yani SPDF'lerde seviyesinde kaç tane orbital olduğunu belirtiyor. olduğunu belirtir. Şimdi dolayısıyla orbitalin uzaydaki yönelimini belirttiği için orbital türüne bağlı bir sayımız olacak. O nedenle manyetik kuantum sayısını ml ile gösteriyoruz. Ve arkadaşlar belirli bir açısal momentum kuantum sayısı yani l değerine bağlı olarak olarak emle 2L artı 1 farklı değer alabiliyor. Kaç tane değer aldığını belirtiyor bu. 2L artı 1 tane. Ve bu değerler arkadaşlar, eksi L'den başlıyor, 0 artı L'ye kadar olabiliyor. Şimdi tek tek her bir orbital türü için ne demek istediğimizi gelin incelemeye başlayalım. Şimdi orbital sayılarımızı ya da e, orbital türlerimizi incelemeden önce şunu söylemek istiyorum size. Daha anlaşılır olur diye ümit ediyorum. E, L değeri 1 olan P türü orbitali tanımlıyordu. Ve bu P türü orbitalimizin şekli şöyle dumbbell ya da papyon gibiydi. Burada da elektronlarımız var. Bu elektronlar arkadaşlar burası eksi yüklü. Dolayısıyla bu elektronlar bulundukları manyetik alandan ya da diğer elektronlardan etkilenir. O nedenle bu orbital X, Y, Z düzleminde farklı yönelimlere sahip olur. Bakınız şu X düzlemimiz olsun. X düzleminde bir yönelimi olur. Şurası Y olsun. Y düzleminde olur. Şurası Z olsun. Z düzleminde olur. Yani X düzlemindeki yönelimi Px, Y de Py, Z'de de PZ olsun. İşte bu üç orbital bir araya gelirler ve P türü orbitali oluştururlar. Yani üç tane orbitalin bir araya gelmesiyle bizim P türü orbitalimiz oluşur. X düzleminde bakınız hop Y düzleminde ve Z düzleminde yöneliyor. Bu üçü bir araya gelerek aslında bizim p türü orbitalimizi belirliyor. İşte şunlar bizim açısal momentum kuantum sayısıyla belirteceğimiz yönelimlerdir. Tek tek orbital türler üzerinden inceleyeceğiz resimleriyle ama L dediğimiz değer yani açısal momentum kuantum sayısı bize orbitalin türünü belirtiyor. S, P, D, F ile gösterdiğimiz. M, L dediğimiz orbitalin uzaydaki yönelimini Diğer bir deyişle orbital sayısını belirtiyor. L'nin alabileceği değerler sıfırdan başlıyordu ve şöyle gidiyordu. ML'de yani orbital sayısını bulurken diyeceğiz ki 2L artı 1 tane değer alabilir. Yani bu kadar tane orbital olabilir. Ve bu orbitallerin değerleri arkadaşlar eksi L'den artı L'ye kadar olabilir. Yani bizim elimizde eğer S türü orbital varsa bunun L değeri kaçtı? 0. O zaman ne diyeceğiz? 2 çarpı 0 artı 1'den 1 bir çıktı. 1 tane orbiteli varmış. S türü orbitalle ve alabileceği değer de sadece 0 olabilir. Eğer P orbitalinden bahsediyorsak bunun n değeri 1. Az önce yaptık 3 yönelimi vardı. O zaman m'nin alabileceği değer 2 çarpı 1 artı 1'den 3 çıkar. Yani P türü orbitalde 3 tane orbital olacak. Ve bu orbitallerin açısal momentum kuantum sayısı, özür dilerim, manyetik kuantum sayısı değerleri eksi 1'den, Eksi 1 0 ve artı 1 olacak. Yani 3 yönelim var. 3 orbital var. D eşit. D or tür orbitale baktığımızda bunun L değeri 2. O zaman kaç tane orbitali var dersek 2 çarpı 2 artı 1'den toplam burada 5 yönelim. Yani 5 tane orbital var. Ve bu orbitallerin manyetik kuantum sayısı değerleri eksi L'den artı L'ye kadar olduğu için eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 ve artı 2 olacak. Ve F'ye baktığımızda bu orbital türümüzün L değeri 3. O zaman ne olacak? 2 çarpı 3 artı 1'den burada 7 tane yönelim yani 7 tane orbital var diyeceğiz. Ve bunların açısal e, manyetik kuantum sayıları ha bir aynı şeyi söylüyorum ama eksi 3'den başlayacak. Ay sığmadı artı 1, artı 2 ve artı 3 yani 7 farklı değer alacak. Şimdi tek tek orbital türlerimizde bakalım bu şekilleri sizlerle. S orbitalimiz şeklinin küresel olduğunu söylemiştik. Bu S orbitalinin L değeri 0. Şimdi bu küresel yapı zaten X, Y, Z düzleminde farklı bir yönelime sahip olamaz. O nedenle kaç tane değer alabilir dersek bunu 2L artı 1'den buluyorduk ya. 2 çarpı 0 artı 1'den bir tane yönelimi olabilir. Bu da demektir ki burada bir tane orbital olabilir. S'nin S türü orbitalde ve bunun alabileceği değerler sadece 0 olabilir. Şimdi biz bunu gösterirken orbitali gösterirken arkadaşlar şeklini çizmeyeceğiz tabi ya da x, y, z düzlemindeki p'nin her bir papyonunu çizmeyeceğiz. Orbitallerin gösteriminde şöyle kare ya da daire şeklini kullanabiliyoruz. Buralara elektronları yerleştireceğiz ve bunun bir tane olduğunu ML değerinin de sıfır olduğunu söyleyeceğiz. İster kareyle ister daireyle gösterilebilir. S orbitalinde, S türü orbitalde sadece bir tane orbitalimiz var ve bunu da bu şekilde gösteriyoruz. P'ye geldiğimizde daha önce yapmıştık x, y, z düzleminde olabiliyordu. Dolayısıyla bunun l değeri 1'dir. 2l artı 1 dediğimizde 2 çarpı 1 artı 1 dediğimizde 3 orbitali bulunur. Yani 3 yönelim var. Bakınız bu nedir? Bu px'tir, bu pz'dir, bu da py'dir. Ve Bunların ML değerleri eksi 1, 0 ve artı 1 olabilir. Şimdi nasıl göstereceğim? P diyeceğim. 3 orbital olduğu için bu 3 orbitali altına 3 tane kare ya da 3 tane daire ile göstereceğim. İkisi de kullanılıyor. Ama MEP kitabında kareler üzerinden gidiyor. Biz de bunu kullanacağız. 3 tane orbital var. Bu şekilleri çizmeyeceğiz yani. Bu şekilleri çizmek bizi çok üzer. D'yi ve F'yi gördüğünüzde. O yüzden 3 yönelimi 3 orbitalle gösteriyoruz. Ve bu 3 orbitalin ML değerleri içinde eksi 1, 0, artı 1'dir diyeceğiz. Bakın D'ye geldik. Şekilleri görüyorsunuz. 5 farklı durumdan bahsediyoruz. Çünkü bunun L değeri 2 idi. 2L artı 1'den 2 çarpı 2 artı 1 dediğimizde 5 yönelim. Bakınız 5 tane. Yani 5 tane orbitalin olduğundan bahsediyoruz. Ve bu 5 orbitalin manyetik kuantum sayıları eksi L'den artı L'ye olduğu için eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 olacak. Nasıl göstereceğiz? D'nin altına 5 tane orbital çizeceğiz. Şu şekilde. Bu yukarıda gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5 yönelimi belirtiyor. Ve bu her orbitalin bir manyetik kuantum sayısı var. Bu sayılar eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 olacak. Son olarak F orbitaline geldik. Bakınız Kaç yönelim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani F'nin altında 7 tane orbital varmış. Şimdi F'nin L değeri 3'tür. O zaman 2L artı 1'den kaç tane orbitalinin, kaç tane yöneliminin olduğunu bulursak, yukarıda da görüyorsunuz zaten, burada 7 tane orbital bulunabilir. Ve bu 7 orbitalin manyetik kuantum sayısı değerleri, Eksi L'den başlar, artı L'ye kadar devam eder. Şu şekilde. O zaman F tür orbitali gösterirken ne yapacağız? Altına 7 tane orbital çizeceğiz. 4, 5, 6, 7. Ve bu 7 orbitalde ML değerlerini de eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 ve artı 3 diye söylüyor olacağız arkadaşlar. Yaptıklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak. Biz 4 tür orbitalden bahsediyoruz. S, P, D ve F. S'de 1 tane orbital var. P'de 3 tane orbital var. D'de 5 tane. Bunları 2 L artı 1 ile bulmuştuk az önce. F'de de 7 tane orbital var. 4, 5, 6 ve 7. Ve bu her orbitalin bir açısal e, manyetik kuantum sayısı var. Bunun L'si 0 olduğu için 0. L'si 1 olduğu için eksi 1, 0 artı 1. L'si 2 olduğu için eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 artı 2. L'si 3 olduğu için eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 artı 2 artı 3. Şimdi biz 3 kuantum sayısından bahsettik. Bunların da orbitalleri tanımladığını söyledik. Şöyle olsun diyelim ki size bir orbital tanımlıyor. N değeri 2 olan, L değeri 1 olan, ML değeri eksi 1 olan bir orbital. Şimdi N değerinin 2 olmasından bunun ikinci enerji seviyesinde olduğunu, L'nin 1 olmasından da P türü olduğunu yani şu ikisiyle ikinci enerji seviyesindeki P orbitali olduğunu çıkartıyorum. Sonra P'nin altında 3 tane orbital var. Ve bunların değerleri de eksi 1, 0, artı 1 ya. Şu 3 kuantum sayısı ile aslında ben ikinci enerji seviyesindeki o papyon şeklindeki orbitalde bir yönelimi belirtmiş oluyorum. Atıyorum burada bir elektron var. İşte bu elektronun yerini tanımlamış oluyorum. İkinci enerji seviyesinde papyon şeklinde atıyorum X düzlemindeki elektron diye. İşte bu kuantum sayıları bize orbitallerin e, şeklini, yönelimini ve hangi enerji seviyesinde olduğunu belirtiyor. Bu videoda Madelung kuantum sayısından bahsettik. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.